Değerli basın emekçileri, ekranları başından bizleri izleyen sevgili yurttaşlarımız sizi saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun başvurusuyla 22 Şubat 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Dün gece resmi gazetede Anayasa Mahkemesi'nin bu tarihi kararı yayınlandı. Anayasa Mahkemesi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etti. Ne demek yok hükmünde? Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz çeşitli kararlar verebiliyor. Anayasa Mahkemesi bir kanun hükmünü iptal edebiliyor, başvuruyu reddedebiliyor, ihlal kararı verebiliyor. Ve Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdiği zaman bu iptal kararı biliyorsunuz geriye yürümüyor. Anayasa Mahkemesi kamu gücü tarafından bir işlemle, bir eylemle e, Anayasa'da ve insan Hakları Sözleşmesi'ne düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine karar verebiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bütün bu kararları gerekçeleriyle birlikte hem yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlıyor. Ama dün yayınlanmış olan bu karar farklı bir karar. Anayasa Mahkemesi bir işlemin yok hükmünde olduğunu söylüyorsa şunu söylemiş oluyor aslında. O işlem hiçbir şekilde hukuken var olmamıştır. Dolayısıyla geriye dönük olarak Can Atalay'ın düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu tespit eden Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın halen milletvekili olduğunu söylemiş oldu. Anayasa Mahkemesi seçilmişlere yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir görev verdi. Ama bir taraftan da seçilmişler henüz hiçbir söz etmeden, seçilmişler herhangi bir işlem yapmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp da bu kararı işleme almadan, genel kurula okumadan önce atanmış bir kişi bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum anayasa tanımazlığını, hukuk bilmezliğini bir kez daha gösterdi. Dün gece sabaha karşı saat 3.35'te paylaştığı mesaj bir darbe bildirisidir. Mehmet Uçum kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de anayasadan da üstün gördüğünü, seçilmiş bir milletvekilinin milletvekilinin yetkisini tanımadığını ifade etmiştir kendisini anayasadan da hukuktan da üstün görenler iyi dinlesin. Can Atalay yalnızca suçsuz bir avukat değil. Gezi direnişinde özgürlüklerimizi ve kent hakkımızı, Soma'daki kaybettiğimiz madencileri, Aladağ yurt yangınında kaybettiğimiz kız öğrencileri, kız çocuklarını savunan bir avukattır. Depremde en büyük zararı gören bir yandan on binlerce insanımızı kaybettiğimiz, diğer yandan yıkılmış şehirlerini ayakta tutmak için binbir çaba sarf eden Hatay halkının oylarıyla seçtiği temsilcisidir. Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla bir kez daha tespit edilmiştir ki düpedüz rehin tutulmaktadır. Anayasal düzene hedef alan gezi direnişçileri ve Can Atalay değil, yasal telefon konuşmaları nedeniyle haksızca cezaevinde tutulan Mine Özer'den değil. Kızı Vera'nın özlemle beklediği saygın şehir plancısı Tayfun Kahraman değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararınca anayasaya aykırı olarak tutulan Osman Kavala değil. Çekmediği bir belgesel sebebiyle akıllara zarar bir gerekçeyle cezaevinde tutulan Çiğdem Mater değil. Bu ülkenin gencecik insanların katilleri hesap vermesin diye o masumları cezaevinde tutanlardır. Anayasal düzeni hedef alanlar, Ali İsmail Korkmaz'ı öldürenler, Berkin Elvan'ın annesini meydanlarda yuvalatanlar, Medeni Yıldırım'ı, Abdullah Cömert'i, Etem Sarısülü'ü, Ahmet Atakan'ı, Hasan Ferit Gediği öldürenlerdir. Anayasal düzeni hedef alanlar, yok hükmünde kararlarıyla hukuk düzenini yerle bir eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bu kararı imza atan hakimleri İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve yok hükmündeki bir işlemiyle milletin iradesinin gaspına ortak olma utancına imza atan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilidir. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına uyulması yalnızca Can Atalay için değil, yalnızca milletvekillerinin onları temsil etmesini bekleyen Hataylılar için değil, hukuk düzenimizin ve adaletin tesis edilmesinin gereğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi son günlerde çok yoğun bir şekilde çalıştı. Gece gündüz sabah akşam çalıştı. Keşke halkımızın, milletimizin sorunlarını çözmek için bu kadar yoğunlukla çalışmış olsaydık. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan tam da birkaç hafta önce AKP'nin meclise dayattığı, hatta 2017 sistemiyle birlikte ortadan kalktığı söylenen yasama yürütme birliğinin tam tersi yönünde bir uygulamayla yürütmeden gelen sarayda ve bakanlıklarda bürokratlarca hazırlanmış olan ve milletvekilinin, milletvekillerinin imzasına açılan bir takım torba kanunlarla Anayasa Mahkemesi kararlarını ihlal ede ede korkunç kanunlarla çalıştırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi son günlerde öğretmenlik mesleğini hakaret niteliğinde bir meslek kanunu görüşmek için çalışmıştır. Hayvanları katletmek ve 31 Mart seçimlerinin intikamı alınsın diye çalışmıştır. Vergide adalet getirmeyen, tasarrufu halktan bekleyen, emeklinin sorununa çözüm olmayan, askeri ücretlinin halini görmeyen torba kanunları hızlıca geçirmek için gece gündüz çalışmıştır kadınların kazanımlarına bir kez daha geri adım attırmak için çoklu baro ucube sisteminin yandaş barolara kaynak aktarması için çalışmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yargıdaki sorunları çözmek için infaz sistemindeki adaletsizlikleri gidermek için çalışmamıştır. Yargı bağımsızlığını tesis etmek için her geçen gün utançla takip ettiğimiz çocuk işçi cinayetleriyle mücadele etmek için çalışmamıştır Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gitme değil, artık millet için, halk için çalışma zamanı gelmiştir. Seçilmiş bir milletvekilini hapiste tutma utancına artık derhal son verilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal toplanarak Anayasa Mahkemesi kararı genel kurula okunmalı ve Can Atalay'ın gasp edilen milletvekilliği idare edilmelidir. Yaratılan bu fiili durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Değerli yurttaşlarımız, buradan duyuruyoruz. Hukuku ayaklar altına alanlar, mevcut yasaları uygulamayanlar, anayasanın 153. maddesinde yer alan anayasa mahkemesi kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar hükmünü uygulamayanlar, bu ülkenin adalet ve hukuk sorunlarını çözemezler. Tam tersine onlar anayasasızlaştırma projesinin mimarlarıdırlar. Ve anayasasızlaştırma projesinin mimarlarıyla anayasa yapılmaz. Anayasayı uygulamayanlarla bir anayasa masasına oturmayız. Anayasayı uygulamayanlarla anayasa yapmayacağız. Tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.